bu kutlu bayramda bereket ve sevgi kenetlenmekte, dayanışma ve yardımlaşma bütünleşmekte, saygı ve nezaket iç içe geçmektedir. Gerçekten Nevruz birlik ve beraberliğin gür ateşini körüklemekte, fitne ve nifaka geçit vermemektedir. Temennim baharın uyanışını ve müjdesini haber veren Nevruz'un üzerimizdeki atalete son vermesi, milletimizi çepeçevre kuşatan belaların ve felaketlerin yok olması için değerli fırsatlar sunmasıdır. Hareketimizin bilge lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey Iğdır'ımızı şereflendiriyor. Hoş geldiniz. Bir bayram günüdür. Baharın lezzeti, rahmet pınarlarının çağlaması, toprağın uyanıp nimetlerini sunması şüphesiz Nevruz vesilesiyle olmaktadır. Doğanın yüreklerin heyecanı, kalplerin huzuru, Türk'ün bahar bayramıyla daha da güçlenmiş ve eşsiz güzellikli kenetlenmekte, dayanışma ve yardımlaşma bütünleşmekte, saygı ve nezaket iç içe geçmektedir. Gerçekten Nevruz, birlik ve beraberliğin gür ateşini körüklemekte, fitne ve nifaka geçit vermemektedir. Temennim baharın uyanışını ve müjdesini haber veren Nevruz'un üzerimizdeki atalete son vermesi, milletimizi çepeçevre kuşatan belaların ve felaketlerin yok olması için değerli fırsatlar sunmasıdır. Baharın İslam aleminin Nevruz Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Cenab-ı Allah'ın değerli adaylarına Milliyetçi Hareket Partisi olarak başarılar diliyorum. Ancak demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerimizden birisi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Milliyetçi Hareket Partisi 45. yıl dönümünü kutlamaktadır. Böyle bir önemli günde seçimlere katılmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli ve dürüst, gelenekli ve köklü bir siyasi kurum olarak Türk siyasetinde herkesin hayranlıkla baktığı, güzide bir yeri olan bir siyasi partidir. Ve bu siyasi parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi değerli adaylarıyla önce Ankara'da, sonra Kayseri'de, sonra İstanbul'da olmak üzere milletiyle buluşmuş,
tanışmış ve bütün siyasi partilerden önce hazırlıklarını tamamlayarak yola çıkmıştır. Bugün kat edilen mesafe zafer işaret etmektedir. Değerli vatandaşlarım, bu seçimler her 5 yılda yapılan mahal idareler seçimlerinden farklı olarak algılanmalıdır. Yorumlanmalıdır, anlaşılmalıdır. Çünkü bu seçimler Türkiye'nin iç ve dış tehdit ve tehlikelerin arttığı, sosyal ve ekonomik sorunların krize dönüştüğü ve Türkiye'nin üniter yapısı, milli devlet anlayışı ve toprak bütünlüğünün zedelendiği bir ortamda milli iradenin yeniden geleceği belirlenmesi için hayırlı bir başlangıç olacaktır. Bu seçimler beraber başkanının seçilmesini 2015 yılı 12 Haziran'a kadar da 25. dönem milletvekilliği seçimlerini tamamlayacak olan bir sürecin de ilk dönüm noktasıdır. O sebepten dolayı aziz Iğdırlılar, değerli vatandaşlarım, hangi siyasi partinin mensubu olursak olalım, demokratik bir hakkı, görevi ve sorumluluğu yerine getirelim. Seçimlere katılma oranımızı mümkün olduğu kadar yüksek tutalım. 18 yaşına gelmiş, ilk defa oy kullanacak olan evlatlarımızı da yanımıza alarak 30 Mart sabahı sandığa gidelim. Hangi partiyi gönlünüzden geçiriyorsanız geçiriniz. Oylarınızı vicdanınızın sesini dinleyerek veriniz. Sonra da akşam sayımında özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin sandık görevlisi olan dava arkadaşlarıma, ülküdaşlarıma sesleniyorum. Sandığa sahip çıkınız. Hileye, hurdaya, çalmaya müsaade etmeyiniz. Sabahleyin sandıkta görevinizin başına geliniz. Yaşlı, kadın, erkek, hasta, oy vermeye gelen hangi vatandaşımızsa sandığa onda yol gösterin. Rahat oy kullanmasını sağlayın. Güler yüzle kucaklayın. Bir millet hizmetinde bulunduğunu, şuurunda varmasını temin edin. Ve oradan ayrılmayın. O gün görev orucunda bulunun. Bir çay içmeye gideceğim diyerek sandıktan ayrılıp oraya hileye fırsat verenleri davet etmiş gibi bir hataya düşmeyiniz. Ve sandık sayımında tutanakları dikkat almanız lazımdır. Geçmiş dönemlerden edindiğimiz tecrübeye dayalı olarak ifade ediyorum ki sandıklarda sayım sırasında önemli oyunlar oynanmaktadır. Söz gelimi Iğdır'da bir ilkokulda 25 sandık bulunsa bunlardan 4 numaralı sandıkta oy kullanımında A Partisi 11 oy alsa, eğer siz orada gözlemci olarak bir an ihmal gösterseniz birisi gelip onun başına veya sonuna bir ilave yapmış olsa 11 oy sayımda tutanaklara 111 oy olarak geçer. Bu önemli bir rakamdır. Bu bazı sandıklarda tekrarlanırsa seçimi emeği olmayan çalıntı bir ruhla, haksız rekabetle birileri kazanır ki kazandıktan sonra hileye alışkanlık yapar, çalmaya alışkanlık yapar ve Türkiye'yi soyup savaracak. Onun için bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu güçle, bu iktidar partisi, yani Adalet ve Kalkınma Partisi, aziz milletimize ne vaat etmişse,
hangi sorunu çözmeyi amaçlamışsa, hangi yasayı çıkarmayı düşünüyorsa, hangi yasada değişiklik yapmayı aklına getiriyorsa, bunların hepsini yapmaya muktedir olan bir siyasi iktidardır. Ama aradan geçen 11 yıl içerisinde bunu iyi düşünmek gerekiyor. Şimdi buradaki kalabalığımıza coşkuyla Milliyetçi Hareketi kucaklayan Sayın Iğdırlara soruyorum. Burada amacımız hiçbir siyasi partiye oy vermiş kardeşlerimizi kınamak, incitmek, üzmek değildir. Ama bir siyasi parti olarak gerçeği de sizlerle paylaşmak gerekmektedir. Şimdi başta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş kardeşlerim. 2002 yılı 3 Kasım'ında yapılan seçimle 14 Kasım 2002 yılında kurulan 58. hükümetle buraya kadar gelen 61. hükümet arasındaki 11 yılı aşkın bir süredir. Gelir dağılımının iyileştiğini hissediyor musunuz? Gelir seviyenizin yükseldiğini söyleyebilir misiniz? Açlık sınırında kalan insanlarımızın artık ben de evime aş götürüyorum diye mutluluk duyduğunu söyleyebilir miyiz? Türkiye'de esnafımızın derdi bitmiş midir? Çiftçimizin, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin sorunları bu iktidar döneminde çözüme kavuşturulmuş mudur? Eğer bunların hepsine hayır diyorsanız, bugünkü iktidarın artık ömrü tükenmektedir. Geldiği gibi gideceği bir dönem başlamaktadır. Muhterem vatandaşlarım, bu hayır sözleri gerçeği ifade ediyor. Bu hayır sözleri televizyonlarda gece gündüz Recep Tayyip Erdoğan dizisine benzeyen propagandaları reddediyor. Çünkü toz pembe gözüken bir Türkiye değil, hala acısı, ızdırabı, birliği, dirliği, bin yıllık kardeşliği, hukuku tamamen sarsılmış bir Türkiye'de 76 milyon nüfusumuz var. 44 milyonu yoksulluk sınırının altında. Yoksulluk sınırının altındaki 44 milyon insanımızın 13 milyonu açlık sınırının altında. Açlık sınırı yokluk demektir. Açlık sınırı her akşam aç yatmak demektir. Açlık sınırı evdeki çocukların bir isteğini yerine getirememenin üzüntüsü demektir. Açlık sınırı evdeşi olan hanımefendinin bir basma da al bana getir dediği gün hala getiremediği acı gündür. 17 Aralık 2013'te başlayan bir soruşturmanın sonucunda 41 kişi bu iktidarın bakanı ve çocukları, bu iktidarın bürokratları, bu iktidar döneminde haram üzerine para kazanan, kazandıkça iktidara karşı yaramışçılık yapan, yaramışçılık yaptıkça iktidardan beslenen ve şerefsizce bir servete sahip olanlar. Bunların içerisindeki iş adamları var. Ve 17 Aralık'tan sonra da hepimizin aklına gelmeyen bir olay var. Bugün bu olayın adı ayakkabı kutusu olmuştur. Yıllarca yalın ayak gezen, sonra bir lastik çarık alan, onunla dağ bayır okula giden evlatlarımız ancak 15-16 yaşına geldiği zaman bir kundura almaya babasının imkanı olduğunda o kunduranın bir kutuya sarılık olarak eve gelmesi durumunda ayakkabı kutusunu görmüştür. İçinde her zaman zannetmiştir ki bu ayakkabı kutusunda ayakkabı var. Ama şimdi 2013 yılında ayakkabı kutusunda 4,5 milyon dolar var.
Değerli vatandaşlarım, Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunları duydukça 17 Aralık'ta 8.30'da bir konuşma yapıyor. Burayı dinleyin. Neden? Çünkü 12-17 Aralık'ın muhterem vatandaşlarım, 17 Aralık'ta sabahleyin 6.30'la 7.30 arasında savcı ve kolluk kuvvetlerinin baskınlarıyla 41 kişi tutuklanmış. Bunu duyar duymaz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da bir korku, bir panik, bir şaşkınlık, hemen oğlu Bilal'i arıyor. Saat 8.30'dan sonra ve bazı gelişmeleri söylüyor. Bunlar tapelerde ve basında olduğu için burada tekraren mahsuru yok. Bunun gizliliği de kalmamış. Recep Tayyip Erdoğan ikide bir bunlar gizlidir, kim çıkar diyor bunları diye inkar etse de bunun gizliliği kalmamıştır. Konuşmaları sırasında oğlu Bilal'e diyor ki, oğlum evdekileri sıfırlayınız. Şunlara şunlara önemli payları gönderin, korusunlar. Ve bu konuşmanın arkasından da hemen bir görüşme zincirinde bulunuyor ve arkasından da Türkiye'yi gezmeye başlıyor. Devletin imkanlarıyla, TOKİ ile, taşınmış elemanlarla halkı aldatmaya ve kandırmaya çıkıyor. Bunlar diyor aslı yoktur. Bunlar iktidarı çekemeyenlerin işidir. Çok hizmetler sunuyoruz. Bunları kabul etmeyenler bunu yapıyor. Bizi kıskanıyorlar. Bunlar komplodu diyor. 1 milyar dolar gündeme düşünce bu da montajdır diyor. Değerli vatandaşlarım, montaj veya komplo. Sen başbakan değil misin? Güvenlik güçlerine ver talimatı, savcıları harekete geçir, İçişleri Bakanı yolsuzluk yapacağı yerde yolsuzlukların peşine düşsün. Değerli vatandaşlarım, böyle bir durum karşısında Türkiye'de artık yolsuzluk ve rüşvet ayyuka çıkmıştır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu gerçeği saklayamazsın. Kimseye iftira etme. Efendim paralel devlet varmış. Haşhaşiler varmış. Alçaklar varmış. Hainler varmış. Hep Recep Tayyip Erdoğan'a bunlar komplo yapıyorlarmış. Sana niye komplo yapsınlar? Sen zaten 11 yıldan beri Türkiye'yi komplolarla yönetmiş, soymuş sovana çevirmişsin. Ama yolsuzluklara uğraşan savcı varsa kıydın attın. 8.000 polis kardeşimizi darmadağın ettin. Hala da devam ediyor. Devletin polisini Recep Tayyip Erdoğan'ın polisi olarak göremezsin. Bu vatanın evlatları herkesin can ve mal güvenliği için önemli bir görev üstlenmiş. Fedakarlıklarla yıllarını dağda, bayırda, şehirlerde veren bir insanlar, senin oğlunun 1 milyar dolarını koruyamadı, soruşturmalarda görev yaptı diye onları uzaklaştıramazsın. Onlara darmadağın edip ailelerini perişan edemezsin. Sen Recep Tayyip Erdoğan'sın. Onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisleridir. Şimdi de savcılara, hakim ve savcılar yüksek kurulunu kurarak onları darmadağın etmeye çalışıyor. Bütün bunları yaparken Sayın Recep Tayyip Erdoğan, artık sen bittin. Senin siyasi ömrün tükendi. Sen artık ülkede istenmeyen adam olarak kabul ediliyorsun. Yolsuzluk, yolsuzluk ve rüşvetleri saklayamazsın.
ne yaparsan yap, bu gerçek mutlaka ortaya çıkacaktır. Hemen ifade ediyorum, Cenab-ı Allah bir nasip etse, Milliyetçi Hareket bir iktidar olsa, senin yedi göbeğinden hesap sormazsan lanetli. İnsanlar, milletimin geleceği olan gençler hemen diyor ki, hayır sen AKP değilsin, Adalet ve Kalkınma Partisi değilsin, AKP'sin ama bu defa aldatma ve kandırma partisi olarak AKP'sin. O zeki insanlar yine sesleniyor, sen Adalet ve Kalkınma Partisi değilsin, sen artık ayakkabı kutusu partisisin. Yani yine AKP'sin. Bilaloğlu'nun evinde 1 milyar dolar para var olduğu iddiası karşısında yine bu gençlik sesleniyor. Anlaşıldı. Sen Adalet ve Kalkınma Partisi değilsin. Sende ne adalet var, ne kandırma var. Ama bir gerçek var. Aileyi kalkındırma partisisin. Artık önümüzdeki günlerde ne olacak bilinmiyor. Milliyetçi Hareket gelecek. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Cenab-ı Allah'a emanet olun diyor. Sayın Devlet Bahçeli Bey, belediye başkan adayımız, gündüz biz gözümüzün ışığı, reyimizin teferi olan milletimiz. Ben Azerbaycan halkı adından ve Azerbaycan'daki beynelhalk diasporunun heyeti adından sizi yürekten tebrik ederim. Bayramınızı alkışlıyorum. Benim bu kızıl bayraklara çok büyük hürmetim var. Türk'ün bayrağı hiç bak emmiyip ve emmeyecek. Ben sizin bu güzel bayrama eli boş gelmemişim. Gel. Ben Çanakkale'de olmuşam. Hem Çanakkale Savaşı'na hem de Türk'ün kızıl bayraklarına şehir yazmışam. Önce Türk bayrağı şehrini okumak istiyorum. Bu bayraklar beni göylere uçaldır. Ey Türk'üm, ben adınla gurur duyuram gurur. Benim bu Türkçü şehrim Türk ruhuyla yoğrulur. Sen vatanın bağrında sönmez vulkan kimisen. Sen ölmezliği andısan bütün bir can kimisen. Bu muhteşem kucaklaşmaya teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Çok anlamlı bir güne de rast gelmektedir. 21 Mart hepimiz için Nevruz bayramıdır. Milli kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın değerleri arasında bulunan, bizler için özel anlamı büyük olan Nevruz bayramını bugün hep beraber kutluyoruz. Seçimleri yapılacaktır. Bu seçimler 1394 seçim çevresinde 25 siyasi partinin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Bu seçimlere katılan siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına Milliyetçi Hareket Partisi olarak başarılar diliyorum. Ancak
demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerimizden birisi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Milliyetçi Hareket Partisi 45. yıl dönümünü kutlamaktadır. Böyle bir önemli günde seçimlere katılmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli ve dürüst, gelenekli ve köklü bir siyasi kurum olarak Türk siyasetinde herkesin hayranlıkla baktığı, güzide bir yeri olan bir siyasi partidir. Ve bu siyasi parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi değerli adaylarıyla önce Ankara'da, sonra Kayseri'de, sonra İstanbul'da olmak üzere milletiyle buluşmuş, tanışmış ve bütün siyasi partilerden önce hazırlıklarını tamamlayarak yola çıkmıştır. 8. hükümetle buraya kadar gelen 61. hükümet arasındaki 11 yılı aşkın bir süredir. Gelir dağılımının iyileştiğini hissediyor musunuz? Gelir seviyenizin yükseldiğini söyleyebilir misiniz? Açlık sınırında kalan insanlarımızın artık ben de evime aş götürüyorum diye mutluluk duyduğunu söyleyebilir miyiz? Türkiye'de esnafımızın derdi bitmiş midir? Çiftçimizin, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin sorunları bu iktidar döneminde çözüme kavuşturulmuş mudur? Eğer bunların hepsine hayır diyorsanız bugünkü iktidarın artık ömrü tükenmektedir. Geldiği gibi gideceği bir dönem başlamaktadır. Muhterem vatandaşlarım, bu hayır sözleri gerçeği ifade ediyor. Bu hayır sözleri televizyonlarda gece gündüz Recep Tayyip Erdoğan dizisine benzeyen propagandaları reddediyor. Çünkü toz pembe gözüken bir Türkiye değil, hala acısı, ızdırabı, birliği, dirliği, bin yıllık kardeşliği, hukuku tamamen sarsılmış bir Türkiye'de 76 milyon nüfusumuz var. 44 milyonu yoksulluk sınırının altında. Yoksulluk sınırının altındaki 44 milyon insanımızın 13 milyonu açlık sınırının altında. Açlık sınırı yokluk demektir. Açlık sınırı her akşam aç yatmak demektir. Açlık sınırı evdeki çocukların bir isteğini yerine getirememenin üzüntüsü demektir.
başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve merkez yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla Türkiye'yi ilçe ilçe, il il gezmekteyiz. Bugün öğle üzeri Kars ilimizde bulunduk. Şimdi Iğdır ilimizdeyiz. Bu muhteşem kucaklaşmaya teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Göstermiş olduğunuz yakın alakaya teşekkürlerimi ve tekrar şükranlarımı sunuyorum.